cübbeli işte bir tarikat adına konuşuyor. Öbürü de ruhban, eline kılıç almış, Diyanet. Öbürü hoca. Hepsi böyle bir ruhban sınıf. Bakıyorsun ki bu adamlar Allah'ı, dini, yalan, uydurma bir tarihi konuşarak bir hegemonya kurmuşlar. Hegemonyanın arkasında da bir zibil gibi bir ordu yapmışlar. Yani algılarla oynuyor, beyinlerle oynuyor. Türkiye için, Türkiye zamanında bunları koruyacaktı. Ya 1970'li yıllarda camiye gideceksin. Camide biri Selefilik üzerine konuşacakmış. Biri Vahabilik üzerine konuşacakmış. Ortalık yıkılırdı. Ama kontrolsüzlükle artık her yerde büyüdüler. Geçtim. Bugün Selefi dediğin yer kontrolsüz büyüdü. Bu gerçektir. Her taraf kontrolsüz büyüdü. Otoritesiz büyüdü. Bu gerçektir. Ya bunlar kontrol edemezsin yani. Bunları şu anda tutsan da tutamazsın. Ama bütün bunlar büyürken, olurken, ilk ortaya çıkarken müdahale edecektin. Ve bakıyorsun ki bir ruhbani bir sınıf çıkmış. Şimdi ruhbani sınıfın da ortak özelliklerine bakıyorsun. Cübbeli ile Diyanet İşleri Başkanı'nın ortak özelliği ne? Hepsi zengin. Hepsinin altında Mercedes var. Tarikat şeyhlerin ortak özelliği ne? Hepsinin arkında Mercedes var. Yani fiyata binen yok. Serçeye, şahine, öbürüne binen yok yani. Hepsi büyük Mercedes'lere biniyorlar. Kendileri büyük bir para trafiğini kontrol ediyorlar. Dinmin bilmem ne böyle galeyanvari yalan tarihlerle de bir şeyi hegemonya oluşturuyorlar. Algı oluşturuyorlar kitlelerde. Ve ondan sonra da toplumun önderleri olarak çıkıyor. Ve siyaseti konuşmaya başlayınca da cübbeli mübbeli tarikat menzil demeye çıkıyor. Ortada buğday yok. Bu altın madenleri, siyanür, nerede? Narko siyaseti kim yapıyor? Narko siyaset dediğin şudur yani Türkiye'ye 15-20 milyar, İstanbul'da 3 milyar 5 milyar dolarlık kokaini kim içiyor? Kim içiyor abi bu kadar adam? O kadar su satılmıyor be. Ya o kadar su satılmıyor. O kadar sakız satılmıyor. O kadar bisküvi satılmıyor be. Kim bu kadar kokain yiyor içiyor? Buraları konuşan yok. Bak hepsini unutturuyorlar. Bu hegemonya, Deli Kadir tarihleri hepsini unutuyor. Ya o yeşil sarıklar gelsin de İstanbul şu kokainden kurtarsın. Dün çocuk geldi Boğazlayan'dan söyledi. Her türlü kasabadan geliyor. Abi ünlü dediğiniz o buz kristal kokainler var ya diyor kristal kokain. Ya zibil gibi dedi ya. Bizim bir tane tarih şey geldi, kasabadan bir çocuk geldi, aklım aldı benim. Çünkü bir cümle söyledi çocuk. Abi bizim burada dedi, küçük bir kasabayız. Bizim burada dedi, lokanta yok dedi. Yani yemek sipariş ettiğin yer yok dedi. Ama dedi 4-5 tane motosiklet dedi, her gün dedi sipariş veriyor dedi. Neyi sipariş ediyor bunlar abi? Lokanta yok yani. Döner ekmek iste yani yok. Öyle bir şey yok. Ama dedi başka ilçelerden de motosikletler geliyor, sürekli servis yapıyorlar. Küçük bir kasabana kadar, her tarafa kadar girmişler. Girmişler. Gelsin yeşil sarıkların bunlar şey yapsın. Hani kilisedir, şeydir, tarikattır, kötülüklere karşı iyileştirmez mi insanları? Allah der, din der, peygamber der, hani kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır. Bari onu yapın, o da yok. Hepsinin ortak özellikleri, müteahhitlerin ortak özelliği, Tayyip'in ortak özellikleri, bu ruhban sınıfı, cübbeli, diyanet, menzil, şey, hepsinin ortak özellikleri, hepsi malikanelerde oturuyor. Hepsinin altında Mercedesler. Bir ortak özellikler daha var. Hepsi de üfürüyor abi. Tarihi üfürüyor, bilim ütürüyor, ülkeyi ütürüyor, gerçek sorunlar üfürüyor. Ve bu otorite boşluğu dediğimizde işte budur. Ciddi şey. Bu ülkenin en ciddi krizi de budur. Üfüren insanlar. Ve ellerine de Habertürk'ü vermişler. A Haber'i vermişler. Eline televizyon vermişler. Vermişler abi. Vermişler. Yapacak bir şey yok yani. Şunu da söyleyeyim yalnız. Yani mesela Habertürk'e çıkıyor. İşte Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi partiler konuşuyor. Kimse de dinlemiyor. Nasıl parti %0,5 oy alıyor? Dinlenme oranı da 0,5. Yani onun millet gene gidip şey izliyor. Çaresizlikten daha şey seküler programlar izliyor. Şeyde yemek programı, Survivor falan. Acun Ilıcalı da iyi kullanıyor ortamı. Bakıyor ki bu siyasi programları kimse izlemiyor. Oradan da boşluktan iyi nemalanıyor yani. Reklamı kendisi alıyor. İzlenmiyor da. Yani sadece anketlere bakman. Deva Partisi kaç aldı? Babacan kaç aldı? Akşener kaç aldı? Onlara bakmayız. CNN Türk kaç izleniyor? AB kaç izleniyor? Halk TV kaç izleniyor? Baktığınızda 0,5'lar orada duruyor zaten. Hepsi 0,5 izleniyor. Gerçek yani. Oradan da bunlara itibar ediliyor. Peki neye itibar ediliyor? Abi itibar edilecek, onur duyduğumuz, güven duyduğumuz cumhuriyettir. Cumhuriyet. Herkes eşit yani. Kimse kimselerin üstünde değil. Ağa yok, paşa yok. Hukuk karşısında hepimiz eşitiz. Kuvvetler ayrı, Danıştay olacak, Sayıştay olacak, denetimi olacak. Herkes yerini, görevini bilecek. Hakimleri ayrı, meclisi ayrı, yürütmesi ayrı olacak. Bütün bunlar cumhuriyetle bizim önümüze geldi. Bakın ben daha siyasi görüşlerimi söylemedim. Kamucu politikalarımı, ne kadar sosyalistim, kamuda neler yapmak istiyorum, kooperatiflere değil mi? Bunları hiç söylemedim. Ben sadece Cumhuriyet. Bu kazanımlar. Cumhuriyetin bu temel nitelikleri olmadan Fransa, Amerika hiçbir ülke yaşayamaz. Niye bunu bugünkü liberaller söylemiyor? İslamcılar hiç söylemiyor. Muhaliflerin hiçbiri niye hiç söylemiyorlar? Daha dün FETÖ'den ders çıkarmadınız mı lan? FETÖ hepinizin ağzına sıçtı be. Ülkeyi mahvetti. Gözünüzle gördünüz. Bir cumhuriyet dersi çıkarmadınız böyle. Lan bir hocanın eline verdik, vahşi bir hocanın eline. Şimdi de onların benzerini veriyoruz. Cumhuriyete dokundurmayalım. Devlet ayrı bir yerden gitsin, siyaset ayrı bir yerden gitsin diyebilen tek kişi de yok bak. Şimdi FETÖ'den ders çıkardık değil mi? Bu kadar ders çıkarmadık mı abi? Nasıl orduyu ele geçirdi, hakimleri ele geçirdi, iş adamlarını ele geçirdi falan. Burada da öyle. Şimdi bunlar da ele geçiriyor şu anda. Şu anda bunlar iktidarla arası iyi. Bunların daha 17-25 Aralığı olmadı. Şimdi iktidarla yarın damalara dokunulduğu zaman neler olacağını. Tabii. Değil mi şey? Kalkın ve Cumhuriyeti savunun. Hayır. Bu kadar şeyden sonra Cumhuriyeti hala savunmuyorlar. Cumhuriyeti temsil eden kim varsa da aksine kırmızı ediyorlar. Bu kemalist, bu vahşi, bu ulusalcı, bu faşist, bu ırkçı. Başka da bir laf bilmiyorlar. Ne demek lan? Doğdum. Hukuk karşısında herkes eşittir diyorum. İşte yaşım geldi. Hukuk karşısında herkes eşittir diyorum. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur diyorum. 40 senedir de bunu yazıyorum. Ne var lan burada ırkçılıkla, faşistlikle beyin yıkamaya, algı oluşturmaya çalışıyorsunuz be? Hala bu laflar etmenizin sebebi menzile, İsmail Ağa'ya, FETÖ'ye, PKK'ya ülkeyi teslim etmek. Hala. Türkiye Cumhuriyetçilerini arıyor. Türkiye bağımsız aydınlarını arıyor. Sözcüsünün de, Cumhuriyet'in de düzgün, temiz, güzel, çok da eleştirmeyeyim. Ama çok da altılı masaya da dokunmadılar. Bak altılı masa Cumhuriyeti şey yaptı. İlga edeceğiz dedi, laf etmediler. Bütün her tarafa da bakacaksın. Tavizsiz, eyvallahsız bir nesil. Sadece Cumhuriyet'ten gelecek. Sadece buralardan gelecek. Herkesin bir dini mi var? Herkesin bir şeyi var, inancı var. Benim de inancımdır Cumhuriyet. Cumhuriyet olmadan toprak olmaz. Vatan olmaz. Para olmaz. Şirket olmaz. Allah olmaz. Nerede lan? İngiliz caminde mi? Kraliçenin donuna mı secde ederken Allah'a inanacağım ben? Cumhuriyet olmadan hiçbir şey olmaz. Toprak olmadan hiçbir şey olmaz. Nerede kılacağız? Uzayda mı? Jüpiter'de mi kılacağız namazımızı? Cumhuriyetin değerini herkese öğreteceğiz. Biz Cumhuriyet'in bekçileriyiz. Burada da Cumhuriyet'in yanındayız. Cumhuriyet fikrini çoğaltmak için varız. Bu Cumhuriyet fikrinin yanında hangi parti gelirse onu destekleriz. Gözümüz kapalı da destekleriz. Ama işbirliğine asla yokuz. Babacan'ı destekleyeceğim. Davutoğlu gibi adamı destekleyeceğim. Sen affedersin git yani. Akşener gibi kaostan yetişmiş. Görüyoruz onun tarihten beri geldiğini. FETÖ döneminde nasıl sustuğunu, nasıl FETÖ'ye nezaret ettiğini MHP içinde herkes biliyor. Bu adamlara biz devlet falan vereceğiz. Abi o gitti de bu gel. Ya ne olursa olsun canım yani. İki şeytan varsa birini tercih etmem. Cumhuriyet varken niye başkasını tercih edeyim? Elimizin altında 10 bin, 20 bin, 30 bin tane yeni tane bir nesil yetiştirmek varken niye gidip kendi fikrimi, inancımı rezil edeyim, pis edeyim, kirleteyim. Herkes de benim şey, bu da şunun adamıymış dedirteyim kendime. Cumhuriyet soylu bir emanet. Çok kutsal bir emanet. Elmas gibi parlıyor, pırıltı. Tek meşalemiz. Onu koruyacağız. Babacan'dan koruyacağız. Davutoğlu'ndan koruyacağız. Bunlardan koruyacağız.